Sevgili seyirciler, Ankara stüdyolarımızda yeni bir 5'ne 1 kan programına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 7 Haziran seçimlerine artık günleri saymaya başladık ve 5'ne 1 kada sizlere çeşitli parti liderlerini ya da temsilcilerini temsil ediyoruz ve 7 Haziran seçimlerine doğru 5'ne 1 kada farklı görüşlere yer açıyoruz. Bugün MHP'nin iki önemli ismi 5'ne 1 kanın konuğu. MHP Grup Başkan Vekili Sayın Oktay Vural ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar efendim. Oktay Bey, gerçi sizle her gün Kanal D Haber anı bülteninde buluşuyoruz diye sayıyorum ben. Evdekilerden çok sizi görüyorum yaptığınız basın açıklamalarıyla, renkli basın açıklamalarıyla. Bu basın açıklamalarını özel bir ekip mi hazırlıyor? Hepsi sizin kafanızdan mı çıkıyor? Yani tabii bir ekibimiz var. Yani bu konuda bir bilgi alışverişi oluyor. Nasıl kısa zamanda çok şey söylemek ve haber bültenlerine girmek kolay değil. Meteorolojiden spor bölümlerine kadar işgal edilmiş düzen içerisinde bakıldığında işte bizim de ara sıra çıkmamız herhalde fazla değildir. Çünkü zamana vurduğumuz zaman pek öyle orantılı gibi değil ama mücadele ediyoruz. Basın özgürlüğünden azami bir şekilde faydalanmak istiyoruz. Basın özgürlüğü çerçevesinde yayın yapmak isteyenlerin de haber bülteninde yer almakta. Ayrıca açıkçası zannederim medya için de önemli, sizin için de evet. Bu perspektifi vermek bizim zannederim için bir, önemli. Bize sizin yaptığınız basın toplantıları o kadar ilginç ki her seferinde renkli, hem renkli hem içeriği dolu her zaman yer açmaya çalışıyoruz. Tuğrul Bey, MHP seçim kampanyasını neden başlatmadı? Geç mi kaldınız? Hayır, başladık. Bizim aylar önceden her şeyimiz hazır ama bu seçim beyannamelerini açıklamak, seçimle ilgili harekatı düzenlemek bir taktik savaşıdır. Bütün siyasi partilerin arasında. Şimdi bazen ilk çıkmayı tercih edersiniz veyahut diğerlerinin söyleyeceklerini bekler, ondan sonra çıkarsınız. Ama yani mesela AKP dün beyannameyi açıkladı da onunla ilgili bizde bir şey girer mi? Hayır. Bizim seçim beyannamesi aylar önceden hazır basıldı. Sadece zamanlama olarak bekliyoruz. Reklam ajansını da açıklamıyorsunuz. Hayır, açıklamıyoruz. Slogan da açıklamıyorsunuz ama şarkıyı dün tek, biz dinledik tek, şarkıyı. Bizimle yürü Türkiye sloganını açıkladık. Onu kongre sırasında ortaya koyduk. Artı 7-8 tane de şarkımız var. Bunun da CD'lerinin dağıtımını yapmaya başladık. Değişik bölgelerin evet. Türk halk müziğinin değişik bölgelere göre uyarlanmış hali. Ankara'nın bağları da var gördüğünüz kadarıyla. Ankara'nın bağları olacak. Oktay Bey, siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. 7 Haziran seçimlerinde sizce ne yarışacak? Partiler neyi koyacaklar? Ne görüyorsunuz? Biraz böyle genel tabloya baktığınızda nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Ne belirleyecek bu seçimin kaderini sizce? Evet, aslında bakıldığı zaman bu seçimlere girerken nasıl bir Türkiye var? Ve oy verecek vatandaşlarımız neyi çözecek? Yani bir, çünkü oy vermeyle bir irade oluşacak. Şimdi bakıldığı zaman ben bugün 7 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumun bütün yönlerini kavrayan ve kapsayan politikalarımıza hitap ettiğimizi görüyoruz. Yani bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeminde ve sizin gündeminizde demokrasi, hukuk devleti, özgürlükler var. Gündemimizde yolsuzluklar var. Gündemimizde emeklinin durumu var. Taşeron işçiler var. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman ekonomik, sosyal ve siyasal boyutlarıyla Milliyetçi Hareket Partisi tek yönlü bir politikayla değil, aslında çok yönlü bir politika diziniyle milletin huzuruna giriyor. Ve bugün bakıldığında aslında biraz önce Tuğrul Bey'e sordunuz seçim beyannamesi falan ama aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin gelişen olaylar karşısındaki tutumunu ve yapmak istediklerini ifade etmiş bir partidir. Seçim döneminde somut bir şekilde bunlara nasıl ulaşılabileceğini ortaya koyacak. Şimdi bir Türkiye düşünün Cüneyt Bey, siz, ben, bizi izleyen vatandaşlarımız. Türkiye'de bir hukuk güvenliği var mıdır? Yok. Türkiye'de bir haberleşme güvenliği var mıdır? Yok. Devletin kurumları bizim özgürlüklerimizin güvenliğini temin etme konusunda güvenimiz var mıdır? Kime güveniyoruz? Polise mi, adli yargıya mı güveniyoruz? Yargıya mı güveniyoruz? İstihbarata mı güveniyoruz? Böyle bakıldığı zaman Türkiye'nin geleceğiyle ilgili birçok belirsizlikler var. İlkeler yok. Hukuk devleti yok.
değerler yozlaşmış. Kimliğimizi tartışıyoruz. Cumhuriyetimizin yapısını tartışıyoruz. Türkiye'yi 12-13 yıldır yürüten hükümet parlamenter sistemi bekleme odasına aldığını söylüyor. Sistemin ne olacağını bilmiyoruz. Nasıl yapacaklarını dahi söylemiyorlar. Biz böyle bir ülke miyiz? Böyle bir millet miyiz? Bizim ilkelerimiz var, demokrasi geleneğimiz var. Hukuk devletiyiz. Hukukun üstünlüğü ekseninde. İşte Milliyetçi Hareket Partisi aslında bu dönem içerisinde bu kadar belirsizlikler içerisinde, bu karanlık dehlizin içerisinde nasıl yol alabileceğimizi ortaya koyacak. Ekonomi belirsiz. Kurun ne olacağını bilmiyoruz. Enflasyon artıyor. İşsizlik 11.3'e çıkmış durumda. Vatandaşın borçluğu had safhada, bu borcumu nasıl ödeyeceğim diye dertleniyor. Türkiye'de ekonomik politikasının geleceği konusunda birçok belirsizlikler var. Merkez evet. Bankası bağımsız mı değil mi? Şimdi ona geleceğim ama siz diyorsunuz ki asıl belirsizlikler var evet, ve bunları yani netleştirmek bizim tabii Türkiye ilkeler olacak. Hukuk devleti ekseninde, özgürlükler ekseninde bir geleceğe taşımak sorumluluğumuz var. Ve bugün Milliyetçi Hareket Partisi kapsamlı bir programı var. Seçim beyannamesiyle de neyi nasıl yapacağını, hangi ilkeler ekseninde siyaset üreteceğini, çözeceğini somut bir şekilde ortaya koyacak. O bakımdan bakın size şunu göstereyim ben. Bizim 2011 seçim beyannamemiz. Yükselen ülke Türkiye Sözleşmesi 2023'e doğru. AKP'nin açıkladığı yeni Türkiye Sözleşmesi 2023. Yani kopya mı çektiler diyorsunuz? İşte İntihar. Yani tablo bu. İntihar. Bakın biz 2011 seçimlerinde 100 söz verdik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim beyannamesi 100 madde. Rastlantı işte. Efendim. İşte şimdi bakıldığı zaman yani biz bakın biraz sonra konuşacağız. Evet. Birazdan detayına gireceğiz. Detaylarına gireceğiz ama biz şunu diyoruz aslında. Biz bu milletin ve devletin gelenekleriyle, manevi değerleriyle oluştuğunu ve geleceğe nasıl yol alacağını söyleyen bir partiyiz. Ekonominin kurallarını bilen ve buna göre yönetmesini bilen, sorunlarını bilen bir partiyiz. Dolayısıyla biz gelecekle ilgili toplumun içerisindeki bütün belirsizlikleri ortadan kaldıracak, bu belirsizlikler eksinde geleceğe umutla bakabileceği, ben kiminle nereye gideceğim sorusuna cevap evet. verebileceği bir program ve siyasetlik. Netiz biz diyorsunuz anladığım kadarıyla. Efendim? Bizde flu bir yalan. Netiz, flu bir şey net. Yok. Şimdi birazdan tartışacağız. Birazdan onları soracağım. Bizi. Tuğrul Bey, siz de bu seçime baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Mesela bir HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı faktörü var. Bu çok belirleyici mi sizce? Belirleyici tabii. Çünkü belli bir takım güçler HDP barajı aşsın diye bir gayretin içindeler. Tabii HDP'nin ne olup olmadığını vatandaş biliyor ama açık kendileri de biliyorlar ki bugüne kadar ki kendi takip ettikleri siyasetle bu barajı aşmaları mümkün değil. Şimdi yeni bir söyleme geçmeye çalışıyorlar ama yeni söylemleriyle de eylemleri örtüşmüyor. Öyle bakmak lazım onların meselesine ama HDP barajı aşarsa ne olur? Diğer iki partiden hem milletvekili kaybı olur hem oy kaybı olur. Bize bir şey fark etmez. Sizin için yani, hiç şey olmaz. Hayır. Olumsuz bir etkisi olmaz mı? Aşarsa olumlu aşmazsa. Yani bu onlarla ilgili yorumu 7 Haziran'dan sonra yapacağız ama yani bu safhada şey değil. Bir izin verirseniz lütfen. Başka noktaya geçmeden Oktay Bey'in değindiği konuları ilave olarak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Oktay Bey gayet güzel bir şekilde Türkiye'de hukukun bulunmadığını anlattı. Bizim ısrarla söylediğimiz bu. Bu ekonomiyi de etkiler. Bu her şeyi etkiliyor. Şimdi Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanım, ben Anayasa Mahkemesi'ne güvenmiyorum. Ben mahkemelere güvenmiyorum dediği dönemde siz yabancı yatırımcı olsanız Türkiye'ye gelir yatırım yapar mısınız? Yani 100 milyon dolarlık yani bir yatırım değil, yapacaksınız. Herhangi bir ülke için diye konuşalım. Evet yani ama yani biz Türkiye'de seçime gidiyoruz ve Türkiye'nin problemlerini konuşuyoruz. Onun için söylüyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açık beyanı var. Diyor ki ben bu Anayasa Mahkemesi'ne güvenmiyorum ki ben arkadaşlarımı oraya yollayayım diyor. Hukuka güvenmiyorum diyor. Şimdi en yetkili ağız kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı.
onun Anayasa Mahkemesi'ne ve hukukuna güvenmediği yerde yabancı sermaye gelecek. Nereden gelecek? Adamların çıldırmış olması lazım. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın güvenmediği bir hukuk sistemine siz milyonlarca dolarınızı ya da euronuzu getirir misiniz? Bu önemli. Yani bu seçimde aslında en fazla konuşulması gereken mesele, Oktay Bey'in değindiği gibi ve bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak söyleyeceğimiz gibi, ekonomidir. Şimdi dün Sayın Başbakan AKP'nin bu meşhur programını açıklıyor. Allah ona yardım etsin. Yani ben kendi payıma söylüyorum. 2015 seçimlerinde Allah hiç kimseyi Ahmet Davutoğlu'nun yerine koymasın. Niye? O kadar da kötü değil Başbakan kendisi. AK Parti bir taraftan kendini feshetmek için program yapmış. Başkanlık sistemi diyor. Başkanlık sisteminde o meşhur AK Saray'da veyahut Kaçak Saray'da Sayın Davutoğlu'nun yeri yok. Yani 4 sayfayı oraya ayırdı diye bugün ben gazetelere baktım. Herkes övmüş. Kendini feshetme. Hani bir hikaye vardır. Ciğer kayıpmış da kedi yedi demişler. Adam almış kediyi tartmış. Demiş ki kedi buysa ciğer hani. Ciğer buysa kedi hani. Şimdi AKP'nin bu seçim beyannamesi tamamıyla öyle. Eğer başkanlık sistemi ise o zaman o bağıra bağıra okuduğu o maddeleri o uygulayamayacak. Öyle bir yetkisi olmayacak çünkü kendisinin. Kendisini feshediyor. Eğer değilse o 4 sayfayı kırmasın Sayın Cumhurbaşkanı diye koyduysa da o zaman da orada bir ihtilaf var. Şimdi o onların işi. Ama benim esas değinmek istediğim, dün haber kanallarında bu verilirken şahane bir görüntü vardı. Şimdi bir taraftan ekonomiyi canavar yaptık diye açıklama avaz avaz bağıran bir başbakan Sayın Davutoğlu, üstünde dolardan şok yükseliş 2.72 oldu parite. TÜİK açıkladı işsizlik %11. Şimdi siz gayet iyi biliyorsunuz ki Batı ülkelerinde %8'in üzerine işsizlik çıkınca o iktidar gider. Amerika'da söz konusu değildir. 7.5-8'e doğru geldi mi işsizlik, bilirsiniz ki iktidardaki parti gidiyor. %11. Yani bütün makyajlarına rağmen, bütün önlemelerine rağmen bu 11 de şu anda yani devletin sistemi içinde kayıtlı işsiz miktarıdır %11 dedikleri. Yani tarımdaki gizli işsiz, müracaat etmeyen, evvelki seneler içinde işe müracaat edip ya olmuyor diye müracaat etmeyen filan da bu kayıtlarda değil. Ha, demek ki Türkiye'nin problemi öncelikli olarak işsizliktir, ekonomidir ve yabancı sermayenin, yani Türkiye'deki dinamik ekonomiyi ayakta tutacak olan yabancı sermayenin gelebilmesi için de aynı zamanda tabii belki de ondan önce Türk insanının hak ettiği hukuk sistemini tesis etmektir. Evet. Bunlar söylenecek. Ha, bunları yazılı olarak kitaba da koyuyoruz. Koyuyoruz ayrı ama şimdi yani esas mesele bunlar. Tuğrul Bey, ilginç bir durum var. Yani bu soruyu ikinize de sormak istiyorum. MHP'nin rakibi kim? AK Parti mi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mı 7 Haziran seçimlerinde? Çünkü baktığınız zaman iki farklı, yani tuhaf bir seçime giriyoruz. Biraz bugüne kadar cumhurbaşkanları hiç karışmazlar yani. Özal dahil biraz ucundan karışırdı ama bu kadar net bir şekilde tavrını koyan yoktu. Belki bu seçimlerin tuhaflığı da burada zaten. Yani şöyle bir şey diyelim. Biz siyasi partiyiz, muhatabım siyasi partilerdir. Ama bu siyasi partiler muhatap olduğu bu rekabet içerisinde devletin kurumlarının ya da tek taraflı manipülasyon araçlarının devreye girmesi halinde elbette onlar da eleştiri çerçevemiz olacak. Dün AGİT'in seçimi takiple ilgili şeyleri geldi. Ön hazırlıkları yapıyorlar. 10 Ağustos 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçimlerinde başbakan sıfatıyla Cumhurbaşkanı adayı olmasının aslında haksız rekabet oluşturduğunu ifade etmişti. Şimdi dedim bundan sonra yapacağınız raporda da diyeceksiniz ki ya Cumhurbaşkanı da bu süreç içerisinde seçimlere bu şekilde müdahil olması bir yanlışlık olmuştur diye ifade edeceksiniz. Şimdi bu durumda şu soruyu sormamız lazım. Seçime Adalet ve Kalkınma Partisi mi giriyor yoksa devlet mi giriyor? Devlet dediğiniz yani Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanıyla birlikte sadece o değil ki, Türkiye bir parti devletine dönüşmüş vaziyette. Devletin kurumları hepimizin kurumu değil mi?
Yani bakıldığı zaman. Ama bugün valiler il başkanı, kaymakamlar ilçe başkanı gibi çalışıyor ise, bu çerçevede kamu kurumlarıyla ilgili işte kamu kurumları toplu açılış törenleri içerisinde TOKİ törenleri, mitingleri düzenleyip kamu imkanlarını miting düzenleme için kullanıyorlarsa, soruyorum, bu devlet hepimizin değil mi? Hepimize hizmet etmesi gerekmiyor mu? İşte bugün Cumhurbaşkanlığı ekseninde daha önce de yapılanlar ve bugün de yapılanlar dikkate aldığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi devletin tüm gücünü kullanmak suretiyle seçimlere giriyor ve bu yönüyle ben aynı zamanda devleti yönetenlerle mücadele etmek durumunda kalıyorum. Bir devlet milletine karşı bir kampanya yapar mı? Ama maalesef Türkiye'de yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı tarafsızlık için yemin etmiş. Sayın Cumhurbaşkanı, siz kalkıp bu makam ve mevkileri MHP'ye dil uzatmak ya da sivil toplum örgütlerinin ekonomik gelişmeler hakkındaki ifadelerine dil uzatmak amacıyla... TÜSİAD'ı mı kastediyorsunuz? TÜSİAD diğerleri. Yani şimdi kulüplerin kaptanlarıyla toplantı yapıyor. Ya spor bakanı nerede efendim? Yani şimdi yani... Türkiye Türkiye'de sistemi yönetmek için demokrasiye inanan insanlar lazım. Bu sistem kurumlar ve kurallar rejimidir, değil mi? Evet. Kurumlar vardır, kurallar da vardır. Bu kuralların neresinde yazıyor? Merkez Bankası Başkanı vatan haini ilan etmek. Yani ekonomide enflasyon artıyor, işsizlik artıyor, borçlanma artıyor, döviz kuru artıyor. Ya bu gidişat iyi değil dendiği zaman vay efendim siz 5 kat sorumlusu kim? Bunu eleştirenler. Şimdi bakıldığı zaman Cumhurbaşkanı makamının bu şekilde devreye girmesi bir haksız rekabet oluşturuyor. Biraz önce dediniz ki haberlerde biz yer alıyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı tarafsızlık sıfatıyla yer aldığı bütün şeylerde vermek durumundasınız. Veriyorsunuz. Evet. Sürekli. Ama bu bir haksızlık değil mi? Bir sistemi çalıştırmıyorlar. Yani bu yönüne bakıldığı zaman bizim elbette muhatabımız bir siyasi partidir. Biz siyasi partiyle mücadele ediyoruz ama bu konuda evet. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı konumuna uygun hareket etmiyorsa Cumhurbaşkanı makamını ve saygınlığını orada bulunan zata karşı da korumak bizim görevimizdir. Tuğrul Bey, seçim sonrasında siz başkanlık sistemi için herhangi bir koalisyonun içinde AK Parti ile bir MHP koalisyonun içinde yer alır mısınız? Destekler misiniz? Böyle bir, çünkü HDP Genel Başkanı çıktı tek bir cümle kurdu, dedi ki biz Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız. Siz de bu kadar net bir şekilde söylüyor musunuz? Şimdi bu siyah veya beyaz değil, buna bir 3-5 dakika lazım. Yani birincisi şu, Allah'ın hazinesi sonsuz. Niye tek başımıza biz iktidar olamıyoruz da bizi onun bunun peşine, koalisyona sokuyorsunuz? Yani bir kere biz bu dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin zamanı gelmiştir teziyle sahaya çıkıyoruz. Yani AKP dönemini tamamlamıştır. Her siyasi parti, yani Batı demokrasilerinde de 2 ila 3 dönem parti yönetir, ondan sonra gider, sonra da yerine yenisi gelir. Bu ayıp değil, yani utanç verici bir şeydir. Yani kaybeden açısından da hiç utanç verici değildir. Yapar, hizmet ettiğini eder, edemediğini de bırakır, geçer gider. AK Parti'nin de süresinin bittiği belli, yani tenakuzlar işte. Temin belli bir nebze anlattım. Ayrıca İktidardan gitmemek için de antidemokratik yöntemleri öneriyorlar ve savunmaya başladılar. Bu siyasi partinin, bu demokrasi içindeki bir siyasi partinin sonudur, gidişidir. Dün Sayın Davutoğlu diyor ki, eğer diyor mevcut parlamenter sistem olursa, Cumhurbaşkanı bir partiden, başbakan veyahut hükümet başka bir partiden olursa problem olur diyor. Beyefendi, ona demokrasi deniyor, ona problem denmiyor. Davutoğlu Hoca'nın önce bir kere bunları öğrenmesi lazım. O problem değil, o demokrasi. Yani halk seçerken Cumhurbaşkanını bu partiden ya da bu şahsı seçer, iktidarı da bu partiden seçer. Bunu sen problem olarak görüyorsan, sen demokrasi içinde kendin probleme dönüştün demek bir kere. Bu bir. Bugün Cumhurbaşkanı'yla bugün Cumhurbaşkanı'yla Başbakan arasında problem var. Yani
problem Merkez Bankası ile ilgili, ekonomi ile ilgili, Dolmabahçe ile ilgili, izleme heyetleriyle ilgili. Hayır, bir de değil mi? Yani bakıldığında Merkez Bankası işine de bir değinecektim. 3 hafta ateş etti Merkez Bankası Başkanı'na. Açık muhtar toplantısı, işte emekliler toplantısı, yemekli toplantı, hepsinde Merkez Bankası Başkanı'na Sayın Cumhurbaşkanı cavcuv ateş ediyor. Hiç kimse de medyadan da, bu da sistemimdir, çıkıp biri de demedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, bu senin Merkez Bankası Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Bunu bir çağırıp sorsan, niye sormuyorsun da herkesin içinde bağırınıyorsun? Yani devletin bürokratı Merkez Bankası Guvernörü. Ondan sonra ne oldu? Nereye geldik orada? Bu çok önemlidir. Erdem Başçı oturdu, panolar hazırladı, grafikler Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve onun bu işi bildiğini iddia eden danışmanlarına eğitim kültür seviyesine göre onların anlayabileceği grafikler hazırladı. Erdem Başçı gitti, 3,5 saatlik bir briefing, hem Sayın Cumhurbaşkanı hem danışmanları sustu. Peki kurban olduğum 3 hafta niye Türkiye'nin gündemini meşgul ettin ya? Niye sizce? Yani işte iş bilmezlik. Ama yani ben, işi yönetememek. Acaba öyle mi? Çünkü acaba bundan kim kazandı? Ha yani spekülasyon falan. Yani ben komplo teorileri kısmına bakmıyorum ama birileri kazandı bundan. Yani birileri kazandı buradan. Kaybeden kim oldu? Hayır ama bunu görmek lazım. Yani bunu hiç kimse sorgulamadı ya, ben hayretler için. O arada bir fırsat bulup televizyona net çıkamadım. Ben bunu söyleyecektim. Tuğrul Bey, net hata ve noksan, kaynağı belirli olmayan 4.3 milyar dolar para girdi 2015'in başlarında. Türkiye'ye. Evet, Türkiye'ye girdi. Kimin parası, neyin finansmanı için girdi? Girdi, çıkışta girince neydi, çıkışta ne oldu? Ben bu soruların cevabını öğrenmek istiyorum. Kişi başına milli gelir hala 11.200 dolar diyorlar. Bu seneki öngördükleri döviz kuru belli. Şu anda doların geldiği yer belli. Şimdi bir kere net %20 kayıp var. Şu dolar 2.72'ye geldi ya. 11.200 diyorsan bu 8.500 küsur. Yani pratik hesap evet. Yapıyorum. Çarpıp bölmedim ama sen bir kere kişi başı milli gelirin senin 8.500'e indi bir kere. Ve evet. Şu 3 ayın içinde indi. Ha şimdi bunları hiç kimse kale almıyor. Başkanlık sistemine sormuştum. İşte başkanlık sistemine geldiğinde de Sayın Davutoğlu da diyor ki bu bir problemdir. Problem değil, bu demokrasidir bir kere. Bir. İkincisi, başkanlık sistemi veyahut da rejimde sistem niye değişir? Ve neye gerek duyulur? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde demokrasi içinde siyasi partiler var mı? Var. Eksiği aksayla birlikte. Rutin zamanında seçimler yapılabiliyor mu? Seçimle, yani vatandaşın tercihiyle partiler iktidara gelip ve partiler iktidardan da gidebiliyorlarsa problem ne? Yani niye biz bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın talebinin dışında, yani ben burada daha fazla güç kullanmak istiyorum, bana bir anayasa kılıfı verin. Hani o sarayda girdirdiği askerler var ya, onun gibi, o da bir anayasal bir ceket, bir şey, cübbe giymek istiyor. Onun haricinde niye başkanlık sistemine ihtiyaç var Allah aşkına? Yani sistem işlemiyor diyebilir miyiz? Bir parti halkın desteğini aldığında tek başına iktidara gelemiyor diyebilir miyiz? 3 dönem üst üste aynı parti iktidara geldi ve kendi partileri geldi. Şimdi kendilerini iktidara getiren bu sisteme ya bu sistem yaramaz diyorlar. Akla ziyan bir iş. Şimdi niye, yani Türkiye'nin ihtiyacı varsa biz başkanlık sistemini konuşuruz. Var mı sizce? Hayır. Hayır, yok işte anlatıyorum. Yani kişisel bir ihtiyaç bence. Yani kişisel bir ihtiyaç. Yani Cumhurbaşkanlığına giderken bakın, gidildi bir akşam Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık makamı Cumhurbaşkanlığı forsu eklendi. Haberi yok başbakanlığın. Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacağının haberi yok. Eski Ulaştırma Bakanı haber veriyor. İşte 9 Ocak'ta toplanacak, şöyle olacak filan diye. Dolayısıyla bugün
Cumhurbaşkanı diyor ki ben başbakanlığı da yani şeyini makamını götürdüm. Hizmet yerlerini aldım. Bakanlar kurulunda topluyorum. Ya artık başbakanlığa gerek yok diyor. Yok, bu ben, özeti ben şudur. Toparlayayım diyor ki onu. Ben cumhurbaşkanı oldum. Başbakanlığa gerek yok. Şimdi bizim sormamız gereken şudur. Cumhurbaşkanlığı gibi bir makam denge ve denetim mekanizması açısından, eklerin ahenkli çalışması açısından böyle bir denge denetime ihtiyaç var mıdır yok mudur? Evet. Esas soru bu. Bize göre denge denetim mekanizmasının olmasında fayda vardır. Kurumlar arasındaki çatışmayı, ihtilafları sürdürmek amacıyla Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmiş olması da elbette bir fonksiyonu daha iyi götürmesi için önemlidir. Ve şu soruyu da sormamız lazım. Yürütme kime sorumlu olmalıdır? Parlamentoya sorumlu olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Başkanlık sisteminde parlamentoya sorumlu bir yürütme söz konusu değildir. Bu yönüyle bakıldığında ben aslında burada şeyi de çok açık bir şekilde söylüyorum. Bakın başkanlık sistemiyle ilgili şeylerinde diyor ki muhalefet ilkeler yerine meseleyi kişiler üzerinde tartışmayı tercih etti. Yani aslında Sayın Davutoğlu diyor ki kişi tartışmalı diyor. Tartışmalı olan kim? Yani Davutoğlu bu yönüyle bakıldığında kişiler üzerinden tartışmalı olduğunu, bugünkü Cumhurbaşkanı üzerinden tartışmalı hale geldiğini söylüyor. HDP'nin söylediği efendim işte başkan olmaz. Bizim başkanlık sistemiyle ilgili tavrımız açık ve net. Biz parlamenter demokrasi içerisinde denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini temin etmeye yönelik bir politikamız var. Fakat şunu soruyorum. Sayın Demirtaş bunları söylüyor da. İstirham ediyorum Cüneyt Bey. Sivil bir siyaseti temsil ettiklerini ifade edebilir miyiz? Şimdi oraya geleceğim. İmralı'da görüşmeler yapılıyor. Onu da soracağım. İmralı ayrıca bir bölüm açacağım. Hayır, onu soracağım. İmralı diyor ki başkanlığını destekleyebiliriz diye ifadeleri var. Dolayısıyla bugünkü ifade siyasi rekabet içerisinde oy maksimizasyonu için söylemiş bir ifadedir. Bu yönüne bakıldığında başkanlık ve özellik çözüm süreci ekseninde ortaya konulan siyasal hedeflerinden biridir. Evet. Bu bir pazarlık ama benim sizin dediklerinizden anladığım biz aynı şeyi söylüyorsunuz aslında. Evet. Biz de başkan yapmayacağız diyorsunuz. Yapmayacağız. Demirtaş da aynı şeyi dememem hiç cümleyi kurmamak için söylemiyorsunuz. Başkan yapmak değil. Başkanlık sistemini Türkiye'ye gerekli ihtiyaçları aslında doğru bulmuyor. Gerekli değil. Siz şimdi pek çok konuyu eleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu olmaz, bu yanlış. Oluyor. Şimdi diyorsunuz ama şey yapıyor. Yapılıyor. Dediğiniz, eleştirdiğiniz her şey defakto olarak hayatınızın içinde. İnsan öldürülmemeli ama cinayet işleniyor. Cinayet işleniyor diye insan meşru öldürülebiliyormuş ya da bu meşrudur diyebilir aslında miyiz? Aslında güzel bir nokta. Sayın Genel Başkanım, şimdi yerel seçimlere girdik. Yerel seçimler bir anda yolsuzluk ve rüşvet referandumuna dönüştü. Yani AK Parti böyle bir kampanya yürütüyor. Söyledi ki bakın dedi ve halkımız bize dedi ki şey belediyede bize birçok belediye başkanı. Şimdi de yine seçimlere giriyoruz. Şimdi deniyor ki bu bir başkanlık referandumu. Başkanlıkla ilgili sadece şunu söyleyeceğim ben. Sayın Genel Başkanımız şunu söyledi işte. Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz demişti. Bakın. Seçildi ama oldu mu Cüneyt Bey? Olmadı. Şimdi yani bakın, Cumhurbaşkanı bakın. Görevini yerine getirmiyor. Boşluk var diyoruz biz. Hem başbakanlıkta boşluk var hem Cumhurbaşkanlığında boşluk var. Bu makamları doldurmamız gerekiyor. Şimdi bakın. Belediye seçimi çok güzel bir noktaya değindiniz. Tayyip Bey çıktı ve yolsuzluk soruşturmalarından sonra belediye seçiminde AKP'nin aldığı oy neticesini kendi beraat karnesi olarak takdim etmeye kalktı. Bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir kere. Niye? Efendim bir çocuk veyahut da bir aile babası sıkıntıdan, fakr-ı zaruretten gitti bir marketi soydu. Bunu polis yakaladı. Bu vatandaş diyebiliyor mu ki arkadaş ben evet marketi soydum ama hele bir dur bana bir sor bakalım. Ben niye marketi soydum? Benim evde çocuklarım aç, bir tane çocuğum hastaydı, karımın şu rahatsızlıkları vardı. Ben bu çaresizlik içinde 6 aydır da iş arıyorum, bulamadım. Ondan gittim marketi soydum.
Ama sen suçlusun kanuna göre. Yok ben istemem. Halka soralım. Halk benim derdimi dinlesin. Halk bunu oylasın. Bunu referanduma götürelim. Eğer halkın çoğunluğu bana suçlusun derse ben suçumu kabul edeceğim. Böyle bir sistem var mı? Yok. Ha, o zaman hırsız Mehmet Efendi ile ilgili böyle bir sistem işlemiyorsa hiç kimse için de işleyemez. Bakın şimdi diyorsunuz o ki bakımdan, bu işlemez diyorsunuz ama pratiği bu oluyor yani. Baktığınızda yani. Olmaz, evet, böyle olmaz diyorsunuz. Bu ileride Yüce Divan'a gitmeyeceği anlamına getirmez. Bak meclisteki oylamada 58 AKP milletvekili ne dedi? 58 AKP milletvekili ne dedi? Yolsuzluk vardır dedi. 58 AKP vekili. Şimdi de mesela yani gelmek istedim yani dedi. Bir 7 Haziran seçimleri var. Burada normalde yani anayasaya baktığınızda milletvekili seçilecek. Tamam. Fakat şimdi Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve AK Parti şöyle bir kampanya yürütüyor. Bu seçimlerden sonra biz sistemi değiştireceğiz. Ha, onu anlatayım mı ben size ne olduğunu? Yani oradaki panik şu. Şimdi bu ayın 20'sinde tekrar 3. Cumhurbaşkanının başkanlığında ki anayasada gerek görüldüğü takdirde ibaresi içe sayılarak bakanlar kurulu yapılıyor. Şimdi sizin dediğiniz, temin atıfta bulunduğunuz herhangi bir koalisyonun çıkması halinde. Diyelim ki veyahut da başka bir parti iktidara geldi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki mesela Devlet Bey başbakan oldu. Ve dedi ki şu bakanları topla gel de benim burada toplanalım. Şimdi Devlet Bey de bunu bize naklettiğinde misal eğer ben bakan olsam ben derim ki efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne talimatı varsa size versinler ama biz gitmemize gerek yoktur. Zaten Devlet Bey de gitmeyi tercih etmez. Ayrı. Şimdi onlar bunu görüyorlar. Şimdi koalisyonlar söylentisi piyasada var. Ben onlar nereden çıkıyor bilmiyorum. Ama bu tip bir yaygın söylenti var. Şimdi bu olduğunda AKP'de milletvekili olmalarına kalem oynatan Cumhurbaşkanı'ndan farklı olarak hangi parti olursa olsun bu koalisyonda ben çok severek ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın her canının çektiğinde oraya gidip bir bakanlar kurulu yapılacağını zannetmiyorum. Onlar da bunu görüyorlar. Yani AKP'nin içindeki belli önemli isimler partinin kurucuları AKP oy kaybediyor ve tek başına iktidar olmayabilir diyorlar. Evet. Bence burada Cüneyt Bey bakın 7 Haziran seçimlerinde başkanlık sistemi oylanmayacak. Bu külliyen bir yalan. Biz 7 Haziran seçimlerinde emekli, taşeron işçileri, artan işsizliği, bataklığa batmış dış politikayı, ne olduklarını bilmedikleri çözüm sürecinin Türkiye'ye maliyetlerini yolsuzluklarla ilgili kanaatleri oluşturacağız. Bunu başkanlık sistemiyle ilgili bir referanduma dönüştürme isteği sadece bir algı operasyonudur. Öyle bir şey de söz konusu yani değil. Burada mesela bir yazar, şöyle bir izleyicimizden soru var. Star yazarı Halime Kökçe bugün köşe yazısının başlığında şöyle demiş. Başkanlık sistemi sünnetullah'a uygundur demiş. Allah ne düşünüyorlar diye soruyor size. Şimdi bakın Cüneyt Bey. Olay farklı bir yere doğru gitmeye başladı. Başkanlık sistemiyle ilgili biraz sonra onunla ilgili çok vahim ifadelerdir. Hadlerini bilecekler önce. Bizim önce dinimize, dini değerlerimize dil uzatmayacaklarını bilecekler. Kalkıp orada dokunmak ibadettir. Yok onun sünnetinden bahsedecekler. Rahmetinden, gazabından bahsedecekler. Elhamdülillah Müslümanız ve bu konuda bunlarla ilgili benzetmeler yapmanın asıl amaç ve hedefinin dini istismar olduğu gayet açık. Bugün 17 Aralık'ı günah işleme özgürlüğü olarak belirtenler bu eksende çalıyorlar ama çalışıyorlar demek suretiyle fetvalarla rüşveti ve yolsuzluğu meşrulaştırmak isteyenler aslında bizim dini değerlerimizi yozlaştırıyorlar. En büyük yolsuzluk da bu. İnanç hortumculuğu yapıyorlar. Bırak sen. Sen kim oluyorsun ki mukayese ediyorsun? Kendi işlerindeki çürük elmalarla ilgili peygamberimizin ordusunda vardır demek suretiyle böyle bir teşbihte bile tereddüt etmeyenlerin aslında en büyük zararı bizim dini değerlerimize verdikleri, dinimize verdikleri gayet açık ve net. Dünyevi arzu ve ihtiraslarını, diktatörlüğe geçiş sürecini, peygamber efendimizle ilgili bir şeyle illiyet bağı kurmak bu topyekün bu düşüncenin
hiçbir muhafazakar değeri kalmadığını ortaya koyuyor. Başkanlık sistemiyle ilgili ortaya konulan başkanlık sistemi oylanmayacak efendim. Türkiye'nin bir sorunu çözmekle ilgili böyle Türkiye'nin bir sorunu da çözmez. Burada asıl amaç şudur. Adalet ve Kalkınma Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Mündemiç beraber birlikte politika yapacaklar. Ahmet Davutoğlu Türkiye'yi yönetemiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi politikaları da dibe vurmuş vaziyette. Şimdi oylar 30 Mart seçimlerine göre yapıldığında zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları 2 milyon azalmış ve MHP'ye gitmiş ve tek başına iktidarı söz konusu değil. Bu durumda yapılması gereken iş nedir? Vizyonu olmayan bir parti, iktidar yorgunluğu olmuş bir parti. Bu partinin azami oy alabilmesi için Cumhurbaşkanı figüründen faydalanmak için seçime kaynak yapılması için başkanlık sistemiyle ilgili tartışmayı koyuyorlar. Amaç ve hedef Cumhurbaşkanı'nın propagandaya dahil olmasını temin evet. etmektir. Yoksa vatandaşlarımız sizi basın özgürlüğü mü çözülecek? Hukuk devletinin sorunu mu çözülecek başkanlık sistemiyle? Hayır. Bugüne kadar yapılanları dikkate aldığımızda adını çok iyi koyalım. Kanunlar çıkan kanunların çoğu diktatörlüğe geçiş yasasıdır. Bürokratik oligarşiyi, milletten uzak bürokratik oligarşiyi tek adamcılığı meşrulaştırmaktır. Başkanlık da ben yöneteyim anlayışını meşrulaştırmaktır. Evet. Tuğrul Bey, siz barış sürecine MHP olarak karşı mısınız? Karşı. Eğer siz iktidara gelirseniz bu barış sürecini bitirecek misiniz? Neden karşısınız? Vatandaşının, kendi vatandaşının hakkının bir terör örgütüyle pazarlık konusu yapılmasını doğru da bulmuyoruz, mantıki de bulmuyoruz, ahlaki de bulmuyoruz. Bu kadar basit. Yapılma şeklini mi bulmuyorsunuz? Hayır, yoksa başından sonuna kadar mı karşısınız? Yapılmasını. Şimdi deniyor ki yani aslında çoğu işi içi boş. Dosyalar kolların altında geliyor gidiyor da dosyanın içinde bir numara yok. Ama anlayabildiğimiz söylenenlerden takip ettiğimiz kadarıyla diyorlar ki Türkiye'de yaşayan Kürt kökenli vatandaşların bir takım hak eksiklikleri var. Biz şayet bu hak eksikliklerini bu PKK denen terör örgütüyle pazarlık eder, bunlarla bir uzlaşmaya getirirsek bu PKK terör örgütü bundan sonra terörist olmayacak, siyasetçi olacak, evrilecek. İnanmıyor musunuz? Bunu söyleyen şimdi, Abdullah Öcalan diyor ki bizim için silahlı mücadele bitmiş. Ben anlatırken diyor. Bizi izleyenler inanıyorsa tamam, mesele yok. Yani şimdi o kadar o laf kalabalığının ve palavranın içinde özeti bu denileni. Peki Yozgat'taki, Çanakkale'deki, Samsun'daki, hepsinden önemlisi de İstanbul'daki askerliğini yapan, vergisini ödeyen, belediye rüsum harcını ödeyen ve iyi vatandaş olan Kürt kökenli Türk vatandaşlarının hakkını siyasi iktidar hangi gerekçeyle, neye dayanarak gidiyor terör örgütüyle görüşmeye kalkıyor? Bunun mantığı nerede Allah aşkına? Bunda ahlak var mı? Bunda terbiye var mı? Ben ondan terörü durduracağım. Al elinden silahı, onun terörü durur. Ama alamadılar. O onların kabiliyetsizliği. Alındı. 2002'de yani 2002'de 57. hükümette, 57. hükümette hükümet bu AKP iktidarına devredilirken ölü sayısı, kayıp insan canı zayiatı 2 kişi. O da çok rakam. Yani bunu azımsayarak söylemiyorum. Ama 2'ye inmişti. Bunlar yüz verip azdırdıkça onlarca, yüzlerce daha vatandaşımızın can kaybı oldu bu geçtiğimiz 12-13 senede. Şimdi yine de demek silahlar... ki yüz vererek, şımartarak, masanın bir tarafına oturtarak teröristle bir kere uzlaşma olmaz. Bu bir. İkincisi bu heyet-i nasiha. Ne diyorsunuz siz ona, başka bir adı var Türkiye'de. Akil adamlar. Akil adamlar. Evet. O eski heyet-i nasihayla aynı iş o. Bunlar ortaya döküldüğü safhada da efendim batıdan örnekler veriyorlar. O batı örneklerinin hepsini biz tetkik ettik. Bu kadar saçma sapan, sırf bir basit, bunu çok uzun bir tartışma değil ama yıllar sonra bile IRA olayından, İrlanda Kurtuluş Ordusu'yla İngiltere meselesindeki onun muhtevası, felsefesi, mücadelenin anası tamamıyla farklıdır. Ama daha 2 hafta önce Gary Adams'ın yani Sinn Féin'in
İran'ın siyasi kanadı, bizim PKK'nın siyasi kanadı gibi. Evet. Sinn Féin geri adımız hala bunca yıldan sonra ben hiç terörist faaliyete katılmadım, hiç adam vurmadım, yaralamadım, elime silah almadım diye daha 2-3 hafta önce Gary Adams'ın açıklaması var. Gary Adams'ın açıklamasını. Evet. Evet. Şimdi demek ki eline silah alanla adam öldürmeye emir vermiş olan, Türkiye'de 30 bin insanın canına malına kıymış olan adamla bu müzakereler yapılır. Peki çözüm dediğinden nedir? Yani şimdi burada konuşalım. Bu ülkede barışın tehdit eden kimdir? Siz ben değiliz herhalde. Cüneyt Bey, bizi izleyen vatandaşlarımız değil. Eline silah alıp insanlarımızı öldüren, serabı yakanlar. Yüksekova'da askerimizi arkadan, Kundak'taki bebeleri öldüren biz değiliz. Bir PKK terör örgütü. İş makinesini yakıp, yani, iş makinesi operatörünü terör artırıyor. Örgütü çalışırsa yani. Demokrasi çalışmaz. Terörün olduğu yerde, silahın olduğu yerde sivil siyaset olmaz. Yani öncelikle yapmamız gereken meşru mudur bunları yapmak? İstirham ediyorum. DHKPC'nin savcımızı öldürmesi meşru mudur? Müzakere edelim, görüşelim sizle, buyurun. IŞİD'in terörü meşru mudur? Doğru mudur? Bunlar meşruiyet kazandırılamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugünlerde tam bunu söylüyor. Diyor ama ki, yani konjonktüre... Silahları gömün diyor, bakın diyor, betona gömün diyor. Üç yıl önce söylediler. Ya. Üç yıl önce silahları bırakıp gitsinler dediler. Süreç başlamaz dediler. Ne oldu? Devam etti. Ben buradan istirham ediyorum. Çözüm. Çözüm denilen nedir? Lütfen istirham ediyorum. Çözüm dediğiniz nedir? Eğer çözüm dediğiniz şey... Milletimizin milli kimliğini ortak değerlerini etnik kimliklere göre ayıştırmak, milli ve üniter devlet yapısından uzaklaşmak suretiyle federalizme doğru götürmek, yeni millet, paralel devlet inşasıysa biz bunun adını çok önce koyduk. Barış değil yıkım, çözüm değil çözülme sürecidir. Tarihimize baktığımızda özellik verdiğimiz Girit nerede? Prens Aleksandr'a özellik verdik, nerede doğurmeli? Eflak Boğdan'a özellik verdik. Nerede? Bütün bunlar hep bu açılımlarla geldi. O bakımdan biz entegrasyondan, hukuk devletinden, bireysel hak ve özgürlüklerden yanayız. Etnik kimliklere göre millet tanımlanmaz. Etnik kimliklere göre, bölgelere göre devletin gücü şimdi paylaştırılmaz. Şimdi silahlar susmuş durumda ama mesela Ağrı'da ilginç bir olay yaşandı. Tırnak içinde olay diyorum. Tam silahlar susmuşken seçim öncesinde bir anda... Hı. Bir çatışma ortamı oldu ve çok üzerinde konuşuluyor. Siz de açıklamalar yaptınız. Şimdi mesela bakın, ne düşünüyorsunuz şimdi bir yandan da? Çözüm sürecinin sonuçlarına geldik. Bakın onunla bağlantıracağım. Çözüm süreci deniyor. Biraz efendim bak. Peki Doğu ve Güneydoğu'da mahkemeler kuruldu. İstiraf mahkemeleri Kandil'de. Bir vatandaş, Siirt'ten bir vatandaş arıyor. Bana miras olarak yer kaldı. İndim, PKK geldi, bana vergi ödeyeceksin dedi. Ben de bu devlet nerede diye soruyor. Ben MHP'de siyaset yapmak istiyorum diyor. Çocukları dağa kaldıran anneleri dağa kaldıran kim? Bitlis'te yol kenarında asker alma için onların ifadesiyle teröristler dağa adam kaldırmak için toplama merkezleri kuruyorlar. Asayiş birimleri kurdular. Kuzu kırpma festivallerinde TC'yi gömdüler. Ben şunu soruyorum. 4 Nisan'da geçen sene 2014'ün Eylül ayında, Ağustos ayında Ağrı'da bu törenler yapılırken devletin valisi bunlara göz yumarken birdenbire seçim döneminde neden böyle bir şey yaptılar? Neden sizce? Çünkü terör örgütüyle Dolmabahçe'de verilen görüntü ve çözüm süreci olarak gelinen süreçten vatandaş rahatsız. Bu rahatsızlık çerçevesinde MHP'ye ve kendisine sorgulayan insanlar MHP'ye yönelimi var. O zaman terörle mücadele ediyormuş gibi bir görüntü vermek amacıyla bir algı operasyonu için kullanıldı. Bununla terör örgütü askerimizi evet vurmuştur. Vardır orada. Hiç kimse o terör örgütünün o silahı kullanmasını meşrulaştıramaz. Ama hangi algı için kullanılıyor? Bakın istirham ediyorum. Öyle bir oyun ki biraz önce Tuğrul Bey söyledi. Akil adamları getirdiler. Kendileri belirlediler. İzleme heyetleri oluşturacak. Ne izleme heyeti? Türkiye'de bir Kürt sorundur. Bunu savunmaya devam edeceğim diyen birisi. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Bunlar terörist. Demokrasiden ne anlar demeye başladı. Dolmabahçe görüntüsü yanlış demeye başladı. Bunu değiştiren ne oldu sizce? Anlaşmayı imzalayan onlar. HDP ile birlikte Yalçın Akdoğan, Dolmabahçe mutabakatını açıklayan onlar,
Şimdi Yalçın Akdoğan diyor ki HDP'nin makyajı söküldü. Yani şimdi bizi aptal yerine koyuyorlar. Bunun amacı ve hedefi terör örgütüyle kontrollü bir gerilim, HDP gibi etnik kimlik siyaseti yapan bir partiyle kontrollü bir gerilim suretiyle kendisinin seçmenini yeniden konsolide etmek, kopuşları ve kaçışları engellemek amacıyla. Bakın Cüneyt Bey, evet, samimiyetle şunu söylüyorum ya. Dolmabahçe'de 10 maddede ne yazıldı biliyor musunuz? Bir terör örgütü ve bir partiyle seçim işbirliği ve koalisyonu. Vatan kavramımız, millet kavramımız, anayasa, demokrasi, kimlik kavramlarımız bir terör örgütüyle müzakerenin parçası haline geldi. Peki, biraz farklı konulara da değinelim tabii istiyorum. Tuğrul Bey, siz hükümetin paralel devlet olarak tanımladığı cemaatle mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz? MHP olarak siz de eğer iktidara gelirseniz mücadele edecek misiniz? Siz de böyle bir tanımlama kullanıyor musunuz? AKP'nin kendi iç meselesidir. AKP'nin iç meselesidir. Türkiye'nin bakın, değil mi? Şöyle bakın. Türkiye'nin de olabilir ama AKP'ye gidince bu otomatik gider. Şöyle bakın. İktidara geldiniz, bir parti şemsiyesi altında bir koalisyonsunuz. İşbirlikleriniz var. Ondan sonra bir ortaklık yapıyorsunuz. Yani ticari bir örnek verelim ki halkımız daha iyi anlasın. Bir anonim şirket çatısı altında ortaklık yapıyoruz biz sizle. Sonra ihtilafa düşüyoruz. Ben diyorum ki ya Cüneyt Bey çok fazla insan kaynaklarını adam yerleştirmiş. Pazarlama departmanı hep Cüneyt Bey'in adamlarından olmuş. Benim işe aldıklarım sadece imalatta duruyor. Bu satış işinde bunlar daha ön almışlar filan. O senin problemin. Bu şirketi buradan çıkarttığınız anda bunun bütün unsurlarını da temizlemiş olursunuz. Öyle bakmak lazım. Tecrübeli mesela hukukçu Turgut Kazan geçtiğimiz gün Ahmet Hakan Coşkun'a bir röportaj verdi. Orada diyor ki şu anda diyor paralel devlet diye tanımlanan şey sadece 17 Aralık 25 Aralık soruşturmalarını yürüten ekip, savcılar, polisler, balyoz soruşturmaları, Oda TV davası, Ergenekon soruşturmalarına yönelik herhangi bir adım atılmıyor ya da şu ana kadar atılmış değil. Oranın Cüneyt savcısı Bey olduğu için kendisi savcısıyım demişti o davaları, evet, biliyorsunuz. Türk sonra kızı da efendim işte ya kumpas demeye başladılar filan. Yani bakıldığı zaman, işlerine geldiği zaman istediği gibi bizi, o zaman Ergenekon ve balyoz konusundaki süreci sorguladığımız zaman haksızlık yapmayın, savunmayı kısıtlamayın dediğimiz zaman vay siz Ergenekoncu paralelcisiniz. Ne diyorlardı? PKK'yı Ergenekon'a bağlıyorlardı hatta bunu. Şimdi paralel PKK demeye başladılar. Bu zihniyet takiye zihniyetidir. Suçu başkalarının üzerine atmaya. Paralel. Şimdi ben AKP iktidarına muhalif miyim? Paralel kimin paraleli? İktidarın paraleli. Benim paralelim değil ya. Sizin paraleliniz değil ya. Şimdi böyle bakıldığı zaman hukuk dışı bir eylem, biz tabii parti olarak hukuk dışı, hukuka aykırı bir şekilde hareket eden kim varsa hukuk önünde hesap tabii sormalıdır. Hukuku biz tesis ettiğimiz anda bu ama kalkar. Siz bunu koalisyonun kendi içindeki bir tartışma ve çatışma, görüş ayrılığından dolayı bir tasfiyeye doğru götürüyorsanız, yani bizi bunun herhangi bir tarafına dayayamazsınız. Ülkücü ya da milliyetçi olan bürokratları da tasfiye ettiler bunlar. Ülkücü olduğu için fişlemeler niye yapıldı? Tayinler, atamalar niye yapıldı? Bütün bu süreç içerisinde bakıldığı zaman onun için bizim için önemli olan bu bir yapılanma, hukuka aykırı hangi yapılanma varsa biz rüşvet ve yolsuzluğu da paralel bir çete olarak algılıyoruz ve bunu koruma ve kollamanın da suç olduğunu düşünüyoruz. KCK paralel devletini oluşturmak, kamu düzenini PKK'ya ve oraya teslim etmeyi de bir paralel devlet yapılanması ve tehdit olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Yapılması gereken, evet, hukuka aykırı iş ve eylem yapan kim varsa bunu yapar. Ben size soruyorum. Paralel diye şunu şuradan attılar. Hukuka aykırı. Peki orada suçluysa, bir suç varsa, orada bulunan polis ya da bir hakimse, orada bulunan hakim ne olacak? Suçluysa o zaman siz gereğini yapacaksınız. Ama bu anlaşılmaktadır ki parti kendi 12 yıldır ne istediler de vermedik diyen anlayış. 12 yıldır açıkçası 5 senede aralarında bir ihtilaf çıktı şu ya da bu şekilde. Bunu da devletin bir sorunu olarak götürüyor. Evet. Ne kadar ilginç Cüneyt Bey. 12 yıldır şeye paralele ne istediler de vermedik dediler değil mi? PKK'ya da aynı şeyi söyledi. 12 yıldır ne istediler de vermedik dediler.
diyorsun? Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 5'ine 1K'ya katıldı. Kendisine dedim ki bu seçimlerde sizin için başarı kriteri nedir? O da dedi ki benim için %35'in altındaki herhangi bir rakam başarısızlığı işaret eder. MHP olarak üst rakamı sormayayım. Siz iktidarı hedefliyorsunuz. Başarısızlık ya da çıtayı nereye koyuyorsunuz? Neyin altı sizin için? Bir kere bir başarısızlık görmüyoruz. Ya neyin altı memnun etmez sizi? Öyle söyleyeyim. Hani rakam olarak. İktidarın altı hiçbir şey memnun etmez. Yani ben söyledim. Bakın ben bütüncül bir tahlil yapmaya çalışıyorum. Yani Türkiye'de kim ne derse desin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin süresi bitti. Bunlar köksüz yapılardır. ANAP da böyleydi. Yani kötülemek anlamında değil, tarif olarak söylüyorum. Mantarsı yapıdır bunlar. İktidara gelmek için kurulurlar. Bir çatının altında koalisyondur. İktidar süresini tamamlar ve gider. Siyasette kalıcı değildir. Biz 46 yıllık bir siyasi partiyiz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Yani bizim Türkiye'nin her ahval ve şartında söyleyecek sözümüz var. Ve Türkiye'nin her meselesinde de biz fikir üretiriz, halka sunarız, tartışırız, itiraz ederiz vesaire filan. Şimdi bu partinin gitme dönemi geldi. Bu da mantarsı bir parti. Yani bir kısmı Çınar vesaire diye. Mesela MHP'yi tarif edecek olsak Çınar. Kökü derinlerde, ulu, iri yaprakları var filan. Bunlar mantar parti. Bugün var hop yersin mantar yok. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin süresinin bittiği açık. Tem bir iki konuşmaların arasında bunlara değiniyoruz. Rüşvet, yolsuzluk, kendi içinde o şerikleriyle ihtilaf, yani şirket içi geçimsizlik, yönetim kurulu başkanıyla icra kurulu başkanının uyumsuzluğu, yani yönetim kurulu başkanı diyor ki ben idare edeceğim şirketi. Ya buraya bir CEO atadın, olsun o şimdilik orada durur, ben onu sonra yollarım diyor. Onun için diyorum hiç kimse iyi Allah 2015 seçiminde Ahmet Davutoğlu'nun yerine düşünmesin. Bir rakam şimdi, var mı? %12, yani %15, %25. Biz bir kere iktidar olmak için yola çıktık. Ya Allah dedik çıktık ve vatandaşa seçmene güveniyoruz ve iktidara da hazırız. Sizin değindiğiniz gibi bürokrasiden yeni katkılar geldi. Yani cebinizdeki parada imzası olan adam Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayı. Az bir şey mi bu? Yani cebinize elinize atın, orada Durmuş Yılmaz'ın imzası var. Ondan alışveriş yapıyorsunuz. Bu önemli bir şahsiyettir. Çok kıymetli bir insandır. Yani ve yönettiği 8 sene içinde bu Merkez Bankası ondan bundan da hiç dalaşıp kavgada etmemiştir. Buna da dikkat çekmek lazım. Bizim, bu tip kıymetli evet, bir kadroyla son bir soru daha soracağım. Devlet Bey nerede? Hiç Devlet Bey çıkmayacak mı ekranlara? Seçimle ilgili tabii bir programı bir var. Bir programı olacak tabii. Onunla ilgili şu anda. Şu anda o da seçim kampanyası. Seçim kampanyası ve diğerleriyle ilgili programları alıyor. Zaten var. 26'sında Almanya'ya gidecek. Aslında bir bakıma yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatıdır. Siyasal duruşumuzu biz ifade ettik. Bakın iş güvenlik yasasında tavrımızı ortaya koyduk. Devletin kimi kurumlarını, yönetimlerini eleştiren bir perspektiften, millet perspektiften baktık. Demokrasi, özgürlükler eksiğinde tavırlarımızı ortaya koyduk. Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili tavırlarımızı ortaya koyduk. Seçim döneminde artık bugüne kadar yaptığımız siyasal duruşu yeniden ifade etme, hakla daha fazla bütünleşme noktasına getireceğiz. Sandığa girmeden çıkılmıyor Cüneyt Bey. Allah selamet versin Süleyman Bey, hani ne bekliyorsunuz, bir sandığa girelim de çıkışı sonradan bakarız falan diye söylemişti. Yalnız ben şunu söylüyorum Cüneyt Bey, partilerimiz farklı olabilir, insanların nüansları da farklıdır mutlulukla, ama biz bir parti devleti değiliz. Bizim partililerimiz bizim milletimiz değil, biz bütün milletimize hitap ediyoruz, herkese hitap ediyoruz. Siyasal duruşumuz itibariyle sadece partililerimizi odağına alan bir politikamız söz konusu değil. Biz kimseyi düşman görmüyoruz. Yani yok, diğer partilere oy vermiş insanlar düşmanım değil benim. Oktay'ın dediği o çok önemli. Şu kutuplaşma. Milliyetçi Hareket Partisi'nde öteki yok. Yani şimdi siz bana sorsanız siz nereden oy alırsınız diye, biz bütün seçmene açığız ve dikkat edin bütün yapılan kamuoyu araştırmalarında da her siyasi partiye oy verenin ikinci tercihi mi? Değerlerimiz var bizim. Biz diyoruz ki geleceğe
Tarihimizin kardeşimiz ördüğü milli kimlik, milli kültürle bakmamız lazım. Cumhuriyetimizin temeli milli üniter devletle, demokrasiyi, parlamenter rejimi güçlendirmemiz lazım. Özgürlükleri, bireysel özgürlükleri odağa almamız lazım. Kolektif etnik kimliklere göre özgürlük tanımı olmaz. Adaletimizin, yargımızın, parlamentomuzun kalitesini yükseltmemiz lazım. Ekonomimizin kalitesini yükselterek gelir dağılımını arttırmamız lazım. İnsanlar geleceğe umutla bakması lazım. Ama bugün bir parti devleti anlayışıyla beni ona düşman gören, sosyal sermayenin hepsine müdahale eden, insanlar çevre boyutuyla bir araya gelebilir, eğitim ve hayri boyutuyla bir araya gelebilir, mutluluğunu artırabilir. Ama devleti yönetenlerin bunlara müdahale etme hakkı yoktur. Biraz önce toptancı yaklaşımlarla kesimleri düşman ilan etmek, kutuplaştırmak kesinlikle doğru değildir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bize emanet edilen vatanın, milletin, cumhuriyetin, evet, kıymetini bilerek, demokrasimizin kıymetini bilerek geleceğe bakmamız lazım. Hukuk devletinde milletin hukukunu üstün kılmanın yollarını bulmamız lazım. Bu gidişat gidişat değil, savruluyoruz Cüneyt Bey. Yani rüzgar esiyor. Rüzgara göre ekonomimiz savruluyor, kimliğimiz savruluyor. Birileri bizi kesip biçiyor ya. Peki. Yani biz cumhuriyet, Cumhuriyeti çok bakın, şey var ama bir saattir de konuşuyoruz. Tabii Oktay cumhuriyetimizi kurduk. Bunlar biz hiç sömürge olmadık Cüneyt Bey. Kimse bizi dizayn etmedi. Peki. Ona Oktay Bey çok teşekkür ederim. Tuğrul Bey çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, farkındayım. Pek çok isme cevap hakkı doğdu. Doğmasına normal. Sonuçta siyasi partiler kendi görüşlerini objektif bir şekilde kendi bakış açılarıyla 5N1K'da dile getiriyorlar. Ben de mümkün olduğu kadar onlara bu imkanı vermeye çalışıyorum. Bütün partilere eşit mesafedeyiz. Hepsine davetimizi ilettik. Umarım önümüzdeki günlerde hem AK Parti Genel Başkanı Başbakan Sayın Davutoğlu'nu ya da AK Parti'yi temsil eden isimleri de 5N1K'da izleyebilirsiniz. Davetimizi kabul ederler, burada olurlar. Kısa bir ara vereceğiz, ardından 5N1K'yı kapatacağız. Evet, 5N1K'da bir seçim özel programının daha sonuna geldik. Bugüne kadar HDP liderini, CHP liderini ve MHP'nin iki önemli ismini 5N1K'da konuk ettik. Bunun yanı sıra parlamentoda olmasalar da bu seçimlere giren parti liderlerine de 5N1K'nın çeşitli programlarında seçime kadar yer açıyoruz. Onlara da yer veriyoruz, görüşlerini dile getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bütün parti liderlerini hedefimiz 5N1K'da ağırlayabilmek. Hepsine de teklif götürdük. Bir kez de sizin huzurunuza ileteyim isterseniz. Bütün parti liderlerini ya da partiyi temsil eden önemli isimleri 5N1K'da konuk etmek istiyoruz. Eğer davetimiz ulaşmayan varsa da, bizi izliyorlarsa buradan üzerlerine alınabilirler. Yeni bir 5N1K'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.